Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu çiçeğin yapımını anlatacağım sizlere. Ben nar çiçeği diyorum arkadaşlar. Başkaları ne isim taktı bilemiyorum. Bugün sizlerle bunun yapımını paylaşacağım. Bu şekilde ben tesbih olarak yaptım arkadaşlar ve yazmaya ekledim. Bunun için malzemelerimiz şu şekilde 10 milim makreme boncuğuna ihtiyacımız var. İstediğiniz renklerde alabilirsiniz. Tuhafiyeleri de var. Sarmak için 6 milim beyaz organza kurdele. Üzeri için, şurası için yine 6 milim mavi organza kurdeleye ihtiyacımız var. Yorgan iğnesi, dikiş iğnesi yeşil yaprak için, 20 milim organza kurdele yine yeşil yaprağı için. Şimdi arkadaşlar yapımına başlıyoruz. 10 milimlik kurdelemizden biraz kesiyoruz. Pardon, 6 milim. Biz buna yorgan iğnesi de diyoruz arkadaşlar. Başka yerde ne deniyor bilmiyorum. Bütün oya yapımlarında genelde bu iğneyi kullanıyorum. Bakın bu şekilde. Hatta biraz da eskimiş. Sürekli kullandığımdan dolayı. Şimdi arkadaşlar boncuğumuzu düz tutup iğneyle ortasından geçiyoruz. Bu şekilde. Bu bizim başlama yerimiz. Bunun üzerini kapatıyoruz şu şekilde. Tekrardan içeriden düzelterekten şu şekilde kurdelemizi düzelterekten üstünden devam ediyoruz. Düzeltiyoruz kurdelemizi. Ben her renginden aldım bunun. Arkadaşlar mavi, mor, bordo, kırmızı aynı renkte kurdeleyle de sarıldığı zaman hemen kapanıyor. makreme boncuğu diye satılıyor arkadaşlar. Tuhafiyelerde var. Bu şekilde sürekli sarıyoruz ama düzelterek de. İğnemizi ortadan sardığımız yerden çıkartıyoruz. Şimdi bunu kesmek için, daha sonra kaçmaması için içindeki sarılmış olan yerden çıkartıyoruz arkadaşlar. Sarma işlemi tamamlandı. Ortasından kurdelemizi çektik. Bakın, şu boşluktan çekmedik. Çekseydik geriye kaçacaktı. Ama kurdelenin içindeki sarılmış olan yerden iğnemizi yukarıya çıkardık. Şimdi bunu buradan kesiyoruz. Kesip yakacağız. Boncuğumuzu sardık arkadaşlar. Şu beyaz kısmını yapmış bulunmaktayız. Şimdi diğer kısma geçeceğiz arkadaşlar. Bunun için yine 6 milim organza kurdele arkadaşlar. İstediğiniz rengi kullanabilirsiniz.
Bunun boyunu da ölçmüyorum arkadaşlar. Sürekli sorulan bir soru. Ölçmüyorum. Çünkü diğer kalan olanını kullanmayacağımızdan dolayı yarım metre falan kesiyorum. Yine ucuz sivri bir şekilde ve yine yorgan iğnemizi geçiriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Kesmiş olduğumuz yere bir düğüm atacağız arkadaşlar. Kurdelemizi. Kurdelemizin atmaması için fazlalık kısmını kestik ve yaktık. Şimdi arkadaşlar boncuğumuzu yine sarmış olduğumuz yerin içinden, bakın, içinden geçiyoruz. Düğüm ortaya gelecek şekilde. Bu şekilde arkadaşlar. Düğüm içeriye geldi arkadaşlar, gözükmemesi için. Herhangi bir noktadan iğnemizi takıyoruz. İğne oyası yapar gibi sağdan bir kere üzerine doluyoruz arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Daha sonra aynı işleme devam ediyoruz. İyice sıkıştırıyoruz arkadaşlar. Bakın. Yine aynı. Üzerinden bir kere doluyoruz. Devam ediyoruz bu şekilde. Bunun herhangi bir sayısı yok. Boncuğun etrafını dolaştığımızda işlem tamamlanacak. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Kurdelemi kısa kestiğimden dolayı biraz zorlanıyorum. Siz biraz daha uzun kesebilirsiniz. Aynı şekilde işlemimize devam ediyoruz. İğnemizi herhangi bir bitiş iğne şu noktaya geçiriyoruz. Başına doluyoruz. Çekiyoruz. Bu şekilde, bakın arkadaşlar, buraya istediğiniz rengi koyabilirsiniz. İstediğiniz renk kurdeleyi koyabilirsiniz. Biz daha önce bunun tohumlusunu falan da yapmıştık. Siz dilediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz.
Son olaraktan da başladığımız noktaya geldik zaten arkadaşlar. Bakın bu şekilde oldu. Çok güzel, çok kullanışlı, çok şık. Denemenizi tavsiye ederim. Çiçeğimizi tamamladık arkadaşlar. Şimdi bunun başına dolayıp çektiğimizden dolayı bunda herhangi bir kaçma falan olmaz. Çok küçük keseceğiz bunu buradan. Nar çiçeği çiçeğimiz hazır. Şimdi bunun yaprağını yapacağız arkadaşlar. Yaprağı için yine 20 milim organza kurdeleye ihtiyacımız var. Bu şekilde ben kesip hazırladım. Boyunu istediğiniz ölçülerde kesebilirsiniz arkadaşlar. Tesbih başlığı için 30 milim yeşil yaprak kullanın. Çünkü oraya iplik taktığımızdan dolayı kısa geliyor. Yazma oyası için 20 milim organza kullanın. Tamamen isteğinize kalmış arkadaşlar. Şimdi bunun yapımına başlıyoruz. Bunun için yine her zamanki kullandığımız gibi küçük dikiş iğnenizi kullanıyoruz. Yorgan iğnesinde de devam edebilirsiniz. İsteğinize kalmış. Çiçek yapımı için makreme boncuğu 10 milim, sarmak için beyaz, istediğiniz renkte kullanabilirsiniz, 6 milim, tekrardan üst renk için yine 6 milim organza kurdele kullanılması gerekiyor arkadaşlar, 10 milim kurdele ile olmuyor. Diğer videolarımda da olduğu gibi yeşilimizi bu şekilde yapıyoruz. Yaprak için. Verev bir şekilde arkadaşlar. Şurası yaprak olacak şekilde. Bu şekilde arkadaşlar yeşil yaprağımızı da hazırladık. Şimdi bu yeşil yaprağımızı tohum olmadığından dolayı ikiye katlıyoruz. Bu şekilde. İkiye katladıktan sonra ipimizi çekiyoruz. Arkadaşlar desteğinizi bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. En yeni kurdele oyaları için lütfen takipte kalın. Instagram hesabım elif_tiras8007. Facebook hesabım elifardatıraş. Buralardan bana ulaşabilirsiniz. Yaprağımızı bu şekilde hazırladık arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Şimdi diğer videolarda da olduğu gibi ikiye açıyoruz. İkiye bu şekilde açtık. Ortasına çiçeğimizi kondurmak için. İğnemizi arka kısımdan geçirip ortasından çıkarıyoruz. Bu şekilde. Şimdi iğnemizi yine sarmış olduğumuz kurdelenin içinden geçiriyoruz. Tam yaprağın ortasına bu şekilde oturtuyoruz arkadaşlar. Sonra tekrardan kurdelenin içine bataraktan
Boncuğun içindeki kurdelenin içine bataraktan yine aşağıya iniyoruz. Tekrardan yukarıya, kurdelenin içinde çiçeğimizi sıkıca tutturmak için arkadaşlar. Tekrardan kurdelenin içinde. İpimizi buraya sabitliyoruz arkadaşlar. Çiçeğimiz hazır. Çiçeğimiz hazır arkadaşlar. Bu şekilde nar çiçeği istediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Bu şekilde. Bu şekilde tesbihte süsleyebilirsiniz. Benim yaptığım gibi. Yazma oyasında süsleyebilirsiniz. Bu şekilde yine. Arkadaşlar. Çiçeğimiz bu şekilde. Kolay gelsin.